Merhaba dostlar. Bugün size sıfırdan yüze nasıl bir web sitesine sahip olabileceğinizi göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde kısa bir sürede web sitesi sahibi olabileceksiniz. Portföyümüzü sergilemek veya kurumsal şekilde kendimizi göstermek için yegane iştir tabii ki web sitesine sahip olmak. Şimdi size bunun eğitimini göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim en azından giriş aşamasını ama tabii ki bu işi yapmanın en iyi yolu profesyonel olan biriyle çalışmak en doğrusudur. Ama ben size bugün minimum bütçeyle sıfırdan nasıl sahip olabileceğinizi göstermeye çalışacağım. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle ihtiyacımız olan şey web sitemiz için bir alan adı yani ismimiz ve dosyalarımızı barındırabileceğimiz bir host. Bu ikisi lazım bize. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi ben Hostinger üzerinden kendime uygun bir paketi seçeceğim. Burada girdim. WordPress hosting planlarına bakıyorum. Burada tabii ki benim için en uygunu şu WordPress başlangıç olacaktır. En popüleri de buymuş zaten. Aylık 25.000 ziyaret, 100 GB SSD, 100 web sitesi gayet fazlasıyla yeter. Ücretsiz domain de var tabii içinde. O yüzden uygundur. Tabii ben burada bunu seçiyorum ama sizin belki ihtiyaçlarınız farklıdır. Ona göre seçim yapmanız gerekiyor. Belki işte ihtiyacınız olan alan daha fazladır. Belki aylık ziyaret sayınız daha fazladır. Ona göre buradan kendinize göre paket seçmeniz gerekiyor. Ben en popüleri seçiyorum, sepete ekliyorum. Buradan otomatik olarak size 48 aylığını gösterecek. Tabii siz buradan 12 ayı seçeceksiniz. Şuraya e-posta adresinizi yazacaksınız ki üyelik oluşturabilmesi için yani sitenin. Ve bir kupon kodunuz varsa şuraya da kupon kodunuzu yazmanız gerekiyor. Tabii burada tasarımcı dayı yazabilirsiniz. %7'lik bir indirimi var. Yazdık, uygula dedik. 840 lirayken 781 oldu. Hiç yoktan iyi. Burada da tabii kart isminiz, mailinizi yazacaksınız ve güvenli ödeme yap deyip bir sonraki aşamaya geçeceksiniz. Ben size bir sonraki aşamayı göstereceğim tabii. Şimdi siparişimizi tamamladık. Buradan sonra ne yapacağız? Tabii ki alan adımızı belirleyeceğiz. Şuradan hemen ücretsiz alanınızı talep edin diyor. Alan adını al diyelim. Tabii ki .com alacağız. Alan adımız da muhteşem editörümüze aldığımız Berat Öz olacak. Vay be, Boran abime bak be. Beratöz.com olacak. Kullanılabilirliğini kontrol edelim. Evet, uygunmuş. Bunu hemen alıyoruz ücretsiz alanımızı. Şimdi benden bir takım ayarlar isteyecek ki bunlar basit şeyler tabii. Hemen onları da yapalım. Ülkemi seç diyor. Hemen ülkemizi seçelim. Papua Yeni Gine nerede? Türkiye'yi seçiyoruz. Kişisel şirket falan olmayacak. Sıradaki diyorum. Buraya irtibat bilgilerinizi yazıyorsunuz artık. Neyse yani irtibat bilgileriniz. Evet, kaydı bitirdik şimdi. Neredeyse vardınız dedi. Yolculuğumuz buraya kadar değil tabii. İletişim bilgileriniz inceleniyor. Kısa süre içinde alan adı kayıt durumunuz hakkında nasıl bilgiler? Yani alan adını şu an kaydedeceğiz. Devam et diyelim. Şimdi alan adımız tamam. Bu işlemi bitirdik. Şimdi burada biz paketi aldığımızda tabii ki bize SSL sertifikasını da ücretsiz veriyor. Ve diyelim hani bunu aldık, böyle beğenmedik. 30 gün içinde iade şansımız da var. Buraya kadar her şey tamam. Panelimize girdik. Burada WordPress Starter diyor bakın. Bunu direkt kur diyeceğiz ve ilk olarak ilk işimiz bu yani. Merhaba dedi. Birkaç soruyu yanıtlamamı istiyor. Tamam. Şimdi başla diyorum. Web sitesini kimin için açıyorsunuz? Kime çalışıyorsun diyor yani. Kendim için açıyorum diyeceğim. Güzel. Web sitesini kim kuruyor? Ben kuruyorum. Kendim bizzat. Ne tür bir web sitesi kurmak istiyorsunuz? İşte sanal mağaza, blog işletme, portfolyo, diğer. Portfolyo olacak bizim sitemiz şu an. Web sitenizi kurmak için yardıma ihtiyacınız var mı? Acemiyim. Evet, iyi olur. Çok güzel yapmışlar buraya. WordPress hesabı oluşturun diyor. Eğer e-ticaret tarzı bir şey yapacaksanız bunu da işaretleyebilirsiniz. Bu sayede ürün satma şansınız olur sitenizde. Ben şu an bu şekilde şunu iptal ediyorum. Şimdi yönetici e-postamız. Bir de şifre belirleyeceğiz buraya. Şifremizi yazdık. Mailimizi yazdık. Devam et diyoruz. Hangi görünümü tercih ediyorsun diye soruyor. Buradan böyle kendimize uygun bir şey göstereceğiz. Mesela devamını göster diyelim. Daha fazla şablon var. Bize uygun bir şablonu seçeceğiz. Şimdi biz portfolyo olarak düşündüğümüz için böyle çalışmalarımızı gösterebileceğimiz tatlı bir web sitesine ihtiyacımız var. Şu fena değil. Dur bakalım daha. Şu güzelmiş, tatlıymış ya. Seç bunu. Şimdi alan adımızı seçiyoruz. Zaten bir alan adımız var. Belirlemiştik. Bunu seç diyoruz. Sunucu konumunu buradan değiştirebiliyorsunuz falan ama ellemeseniz de olur. Şu an sıkıntı yok. Seçilen temamız bu. Her şey tamam. Kurulumu bitir diyoruz. Ne kadar basit gitti şu ana kadar. Evet, kurulum başladı. Şimdi burada oturup bir kahve içiyoruz. Bir çay içiyoruz. Gerçi o kadar zamanımız yok. Hızlı bitecek çünkü muhtemelen. Ekliyoruz. Evet, sitemiz hazır. Şimdi tabii ki üzerinde düzenlemeler yapacağız. Burada direkt kontrol paneline gidip siteyi yönet diyebiliriz veya siteyi düzenle diyebiliriz. Biz öncelikle tabii ki şu SSL sertifikamız var ya malum. Neyse. Onu aktif edeceğiz ki web sitemiz hani güvenli gözüksün falan, ondan yana sıkıntı çekmeyin. Siteyi yönet diyorum. Şimdi panelde şuraya gelişmişe gidiyoruz ve SSL'ye tıklıyoruz. SSL. Şuradan tekrar kur diyoruz. Tekrar kur diyelim. Şu an durum yükleniyor olarak gözüküyor. 1 saate kadar sürebilir. Ya başarısı olursa da tekrar yeni bir yükleme yapacakmış falan. Şimdi SSL sertifikamızı bu şekilde kuruyoruz yani. Muhtemelen biter zaten hızlıca. Tamam. Etkin. Şu anda kuruldu. Şimdi kontrol paneline gidiyorum tekrar. Buradan web sitesini düzenle diyorum. Burada şimdi karşınıza bir sürü bildirim bir şeyler gelecek. Şunları dismiss falan. Welcome to WordPress 6.0.
soruyor. Tamam, kapat. Şunların hepsini kapatıyorum. Şimdi buradan sonra VIP sitemizi demosunu falan çekeceğiz ki yani demo çektiğimiz zaman işimiz daha da kolaylaşacak. Şuradan bir temalara bakayım. Evet, aktif olan temamız bu şu anda. Şimdi benim seçtiğim temaya göre ki sizin seçtiğiniz temaya göre farklılık gösterecektir zaten bunların düzenlemesi. Burada bizimkinin hemen şuradan önce bir Türkçe'ye çevirelim tabii. General diyeyim şuradan. Dinler de burada. Buradan Türkçe'yi bulalım. Heh, kaydedelim. Tamam. Şimdi burada görünüme geleceğiz. Astro Options diyor mesela. Oraya gidebiliriz. Ya da Starter Templates diyor. Mesela hazır template'ler varmış muhtemelen. O başta seçtiğimiz tema eğer farklılaştıysa ondan dolayı da böyle bir şey yaşamış olabiliriz. Buradan bir tema seçeceğim hemen. Güzel, hoş bir tema seçelim. Biz şöyle bir şey seçmiştik. Bak bu da güzelmiş. Bu güzel. Tamam. Buradan 180'e 60 diyor. Logo. Logomuzu seçecekmişiz. Şu anki logo değiştirelim hemen. Tamam, bir logo seçtim. Profil resmi seçtim. Seç diyorum. Güzel. Bak geldi, mis gibi oturdu oraya. Devam diyorum. Genel renk paleti şu tabii ki bana uygun. Yani şu anki hani şuradaki benim profilime falan uygun. Font olarak işte buradan seçebiliyorsun. Senin birinci adın diyor. Tasarımcı dayı diyelim. Mailimi geç. Başlat dedik bakalım. Şimdi bizim demomuzu çekecek. Demo web sitemizi oluşturacak ki hani rahat rahat düzenlemeleri yapabilirim. Evet, şu anda bizim web sitemiz oluştu. Konfetiler falan patladı farkındaysanız. Güzel. Web siteme bak diyorum. Bakın web sitesi gel. Şurada düzenlemem gereken, değiştirmem gereken görseller var ki şu görsel gibi mesela. Yani sağda benim fotoğrafım olacak. Bir özelleştir diyorum şuradan üstten. Şimdi genel yazı tipine bakabiliriz. Buradan yazı tipini falan ayarlayabilirsiniz. Şöyle daha mı iyi? Dur bakayım. Bunu daha çok sevdim. Boşver. Bu güzel. İkinci seçeneğimize header builder kısmına gelelim. Burada logomuz, şu birincil menümüz, şu da butonlar. Hayır mı dediği zaten benimle çalış diyelim oraya. Benimle çalışın. Güzel. Buraya bir link ekliyorsunuz. Benimle çalışın tıklayınca oraya gidecek. Yeni sayfa işte mı açsın, bu sayfada mı açsın falan onu belirliyorsunuz. Bu birincil menü dediği neymiş? Alt menü. Ha bu ana menü, şu home, about, portfolio falan dediği kısım. Buraya tabii ana sayfa hakkında falan diye yapacaksınız. Burası da basit. Menü kısmına en son bakarız zaten. Şimdi bağlantı haritasına bakalım. Şuradaki şu bağlantıları buradan alacağız. Aslında şuradaki resim olmadığı için böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Onu düzel. Şimdi bunun ayarlarına gideceğiz bir. Sitemize nereden gidiyoruz onu da göstereyim. Sitemizin direkt kontrol paneline gitmek istiyorsanız mesela beratöz.com vp admin yazıyorsunuz. Web site adınız.com işte slash vp tire adminle budur yani ilk kurulduğu zamanki girişiniz. Oraya girelim. Daha fazla ayarı bulabilir miyiz buradan, ona bakalım hemen. Şimdi sayfalar kısmına geldik. Buradan neye bakacağız? Tabii ki ana sayfaya, şu home kısmına bakacağız. Hızlı düzenle diyeyim bir önce. Şuna bir dayı sayfa yapayım. Yani. Dayı olsun kısa isimde. Güncelle diyorum. Tamam. Düzenle diyorum. Şimdi şurada sağda tabii ki resmi olacak. Hemen onu düzenleyelim. Change image diyelim. Şöyle bir resme ihtiyacımız var. Ben şu resmi açacağım yeni sekmede. Aynısını birebirine. Aynısı olmasa da bu ebatta bir şey oraya koyacağım. Şimdi bu ebat neymiş ona bakıyorum hemen. 645'e 925. Bu ebatta buraya bir resim koyarsanız kendi resminizi birebir orada sağda gözükeceksinizdir. Hemen öyle bir resim bulalım. Bulayım yani. Böyle dursam. Maksat bir şeyler olsun. Biraz böyle yaralanmış gibi çıktım ama idare eder. Evet, olduğu kadar çok problem değil. Şimdi buraya hazırladığımızı seçiyoruz. Diyelim resmimizi de ekledik. Şuradaki kısmı düzenliyoruz. Ben grafik tasarımcısıyım dedim. Yeni firmanızın baştan sona tüm sorunsuz, kaliteli falan gibi işte bir şeyler uydurdum. Güzel, buraya kadar tamam mesela. Böyle bir şey uydurduk, yazdık. Dayı sayfa. Şurada da mesela hakkımda olacak. Hakkımda tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde düzenleyerek gidecek. Güncelledik diyelim. Güncelledikten sonra web sitemize gidip bakıyoruz. Hemen ana sayfaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi geldi. Daha iyi dekobe edilmiş şekilde tabii resminizi koyun. Benim gibi böyle 2 dakikada halletmeyin. Burada hakkımda diyoruz. Hakkımda kısmına yazabilirsiniz. İşte daha fazlası butonunu şey yaptıktan sonra içeriğini de ayarlayabilirsiniz. Mesela nereye gidecek link. Belki buradan bir Behance sayfasına da yönlendirebilirsiniz. O size kalmış tamamen. Burada ayrıntılı bilgilerinizi yazacaksınız. Bu kısma ihtiyacınız varsa ki ihtiyacınız olmayan kısımları şuradan direkt olarak işte konteyneri kaldır diyerek bu kısımları kaldırabilirsiniz. Mesela portfolyo kısmı var. Burada My Portfolio kısmına kendi portfolyonuzu paylaşabilirsiniz. Bunun için de şuradaki görseli değiştireceksiniz. Change Image diyeceksiniz. Mesela bu görselin ebatı neymiş? 1415'e 811 ebatında çalışmanızı koyacaksınız falan. Bu tamamen tabii ki size kalmış. Bir ekibiniz varsa buraya işte ekibinizi belirleyebilirsiniz. Hemen şuradan mesela. Ekibim diyeyim falan. Burada kim varsa işte isimlerini yazıp oluşturabilirsiniz. Oldukça basit aslında buraya kadarki kısım. Tüm işlerinizi yaptıktan sonra şuradan mesela About dediği kısım hakkımda kısmına geçiş yapıyor. Burayı düzenlersiniz. Portfolyo dediğiniz zaman burada sizin portfolyo çalışmalarınızı görebilir giren kişi. Bunları sayfa sayfa düzeltmeniz mümkün. Ana sayfada bu kadar şeyin gözükmesine gerek yok. Diğer sayfalarda sayfa sayfa göstereceksiniz. Buradan itibaren şu alt kısmı komple silersiniz. Ve about kısmını değiştirirsiniz. Onu da şuradan sayfalar kısmına gelip panelinizde about kısmına girip mesela burayı düzenleyebilirsiniz. Hakkımda kısmındaki düzenlemeleri yaparsınız. Yani buraya kadar geldiyseniz buradan sonra düzenlemeniz zaten oldukça kolay. Kendinize göre, kendi tarzınıza göre web sitenizi oluşturacaksınız. Evet, size bir web sitesi oluşturma
kurmayı en azından baştan sona aşamalarını göstermeye çalıştım. Umarım yardımcı olmuştur ki buraya kadar gelmeniz önemliydi zaten. Tabii yine tekrarlıyorum, bu tarz işler için profesyonel ellerle çalışması her zaman daha mantıklı. Eğer ki bu işi bir meslek halinde yapıyorsanız, bu işten bir kazancınız varsa, bu kazancı tabii ki güzel bir web sitesi elde etmek için değerlendirmeniz çok mantıklı. Bu gösterdiğim şekilde de bir amatör web sitesi oluşturabilirsiniz ya da profesyonel kişilerle bizzat çalışabilirsiniz. Yani minimum bütçeyle olabilecek budur. İşinize yaramasını umuyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere o halde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.